Ben Mustafa Gürdal. Ceyhan'da doğup Çokça köyünde oturup kalktığımız, yaşadığımız yer Çokça Pınar Köyü. Çocukluğumuz Sayınbeyli, Tufanbeyli'ye, yaylaya gidip gelir malına gittik geldik. Kışın buraya Çokça Pınar, Ceyhan Çokça Pınar'a geliyoruz. Yaz gelince Tufanbeyli, Sayınbeyli'ye, yaylaya gidiyoruz. Malla iştigal ediyoruz, ihtiyacımızı görüyoruz. Biraz da çiftçiliğimiz var tabi. Babam rahmetlik çiftçiliğle uğraşır. Musa emim rahmetlik davarla uğraşır. Biz de beraber gider geliriz yaylaya. Bu şekilde hayat devam etti. Ondan sonra biz 13-14 yaşına gelince babam beni 9 teknede bir Maraşlı imam hoca vardı. Onun yanına Kur'an-ı Kerim öğretmeye gönderdi. Köyden 2 kişiyiz. Orada biz hece okuduk, hece. Sene 43, 1943-44 olması lazım. Tam kesin bilemem de. Orada biz heceyi okuduk. Hoca dedi ki, benim okuyacağım bu kadar dedi. Okutacağım talep. Bu kadar okudurum ben anca dedi. Kıraat, kıraat yok. Talim, tecvid yok. Ancak adam kelimeyi, cümleyi toplattırdı bize. Bıraktı. Biz de geldik şimdi Çakaldere'de Yozgatlı bir hoca vardı. Onun yanına geldi. Babam rahmetlik çağırdı. Benim kivrem olurdu rahmetlik. Dedi ki bunu Yağ Camii'ye dedi, şeye verelim dedi. Kur'an kursuna verelim dedi. Adana'ya. He. Biz ikimizi tuttuk. 46-47'de olması lazım. Biz orada Kur'an talimine başladık hafızlığa. Bir kış 2 cüz indik. Cüz sonlarından hafızlığın başlangıcı öyleymiş. Orada okuduk. Oradan yaz gelince tabi bu zamanlar gibi değil. Fakirlik var. Çalışmak lazım. Pambığı kazmak lazım. Küncü pambık ekeriz. Mal var, sığır var, davar var. Onlara bakım lazım. Neyse biz bir kış orada okuyunca geri geldik eve. 1949'u 50'ye bağlayan kış bizim Ceyhan'da ünlü bir hocamız vardı. Niğde'nin bir Çerkes köyünden hoca vardı. Çok güzel talim okudurdu adama. Tecvid talim okuduk biz onda. 1949'u 50'ye bağlayan kış. Oradan neyse, bizim Adana İmam Hatip Okulu açıldı. İmam Hatip Okulu açılınca bizim hocayı Kur'an tecvid öğretmeni aldılar. İkinci devrede, sömestr salinin sonunda açıldı okul. Yalnız bizde diploma yok. 5 okul diploması yok, biz de gideceğiz. Talebe toplanması gerek. Neyse biz de olmayınca adam hoca bizi götüremedi. Recep Acar isminde Çerkes hoca. Çok güzel talim okuttu bize. Allah lütfetti. Mahracını, makamını, harekesini, her şeyini çok güzel öğrendik elhamdülillah. Oradan neyse o geçti. Biz yaylaya gidip gelmeye devam ediyoruz ama yazın. Kışın buradayız. Kışın gene bir yere okumaya gidiyoruz yani unutmayalım diye. Öğrendiğimiz dersleri devam ettiriyoruz. Neyse 53-54'e bağlayan kış
askerliğim geldi benim. Erken gelmiş. Askerlik gelince biz gittik, askere gittik. Bu arada annem babam bir şey bir bulmuş, hanım bulmuşlar. Bir kız bulmuşlar bize. Neyse dediler böyle böyle. Siz bilirsiniz bizim o zamanımızda böyle göreydim, konuşaydım, bilmem neydi, iyiydi, kötü diye ölçme bana yok yani. İşte ondan sonra evlendik, askerden geldik, başladık biz gene sürüp savurmaya. Kendimize yeterlik derecede, öyle zengin toprağımız yok da. İşte muhannete muhtaç olmayacağız aklayın. Abilerim var. Mehmet Gürdal, İbrahim Gürdal, babam iki evli. İbrahim Gürdal, Mehmet Gürdal, İbrahim Gürdal, Emine Keklik. Analığımdan üç çocuk var, ikisi oğlan bir kız. Vefat edenler olmuş çocuklardan. Biz de, benim annemden de en büyük benim, büyük Allah. Benden sonra Ahmet isminde bir kardeşim oldu. Ondan sonra beş tane de bacı kardeşimiz oldu. Bu vaziyette devam ettik biz. Bizden olanlar da oldu velhasıl. İşte bu şekilde hayatı devam ettirdik geldik. Biz hayatı devam ettirdik bu şekilde. Cenab-ı Allah işte hayırlı ömür verdi. 2-3 tane çocuk da ben toprağa verdim. Sağ olanlar da var tabi. Oğlan, kız hepsi var elhamdülillah. Hanım da 2018'de vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Hayatımız devam ettiriyoruz işte. Burada 30 metre aramız var. Bizim kız çocuğum, hanım, baba, kocası vefat etti. 2 sene oluyor. Cenab-ı Allah'ın takdiri böyleymiş. Bize bakıyor yani. Gelinlerim var, 4 tane gelinim ama hepsi dışarıda. Rızkının başında çocuklarım. Yanımda oturan bir tane en küçük oğlum var. Babamın ismi. Onunla biz geçinip gidiyoruz işte. Bu şekilde hayat devam ediyor. 1955'in Mart ayında evlendik. Babam 54 doğumlu. Biz evlendiğimizde babam 1 yaşındaydı. 1 yaşındaydı babam. Tabii canım göçtüğümüz yükümüzü taşıyan vasıta merkep, beygir, deve. Başka bir şey yok. Motor yok, araba yok. O zaman mehrinde. Onunla biz hem yüklüyoruz hem götürüyoruz. Giderken de gelirken de yükümüzü, yiyeceğimizi, ihtiyacımızı o hayvanlar tavşıyor yani. Böyle şey yok şimdi. Şimdiki gibi. Elhasıl velhelam işte hayat böyle geçti gitti. Ben de işte annemin birinci çocuğu benim. Annem babam öldükten sonra annemin birinci çocuğu benim. Buradan göçüp Kona göçe Feke'nin Himmetli köyü var. Feke'nin. Adana Feke'nin. Orada annem beni barajın suyunu kenarına iniyorlar şeye. Annem beni dünyaya getiriyor. Anacığım. Oradan beni bir soğuk suya bir çalkıyorlar oradan. Alıyorlar hadi gene evin arkasından diyor yürü. Devam. Bir yarım saat, bir saat dinleniyorlar. Devam. Götmeye devam. Mal gidiyor, ev gidiyor. Zeynep nenemle hava halam annem bir sancı sıkıştırınca iniyorlar, dünyaya getiriyor beni. Eskiden öyleymiş. Eskiden öyleymiş. Ne canlarmış, ne canlar varmış. Allah Allah. Benim birinci nüfus kağıdım şeydi,
Feke doğumluydu. Şimdi Ceyhan'ı nasıl aldı, nasıl aldık, ne yaptık hiç? Haberim olur, Ceyhan doğumlu yazmış. Yoksa benim birinci nüfus kağıt Feke doğumlu. Nerede doğdu bu çocuk diye sorunla nüfus ya nüfus mağduru Feke demişler doğum yeri. Ya ev ortamı işte hudan yapılma şeyden, ottan, çöpten yapılma evler vardı o zaman. Onda kalıyorduk. İki odalı bir ev. Çocuklar bir arada, anayla baba da bir tarafta yatardım. Evet, zaten iki oda. Yok ya, iki oda zaten. Efendim, samanlık ahır var. Mal için yani. O vaziyette devam ederdik yani. Ortam çok güzeldi. Biz hiç birbirimize hırgür yapmadık, hiç gönül kırmadık. Ne demek? Bu havluda 80 sene sağlam, aklım yetti yeterli. 90 yaşındayım mesela. 85 seneden berisine aklım yetiyor yani ben. Ya evlendik, Allah'a şükür devam ettik. Ne yapabilirsek gücümüzün yettiğini yaptık. Halanının bu şekilde ömür sürdük işte. Hiç kırmadık birbirimizi. Çok mutlu günümüz geçti yani. Halam öyleydi, halam çok şeydi. Çok nazik. Çok nazik, çok. O kadar ince ki yalandan yanlış baksan fark eder. Ben bir gün sabah şeye geldim. İlk arabayla geldim. Herkes uyuyordu. O da mutfakta. Arkadan geldim böyle. Gördü, güldü. Şey dedi, hoş geldin, dağıttım. Ay. Çok düşkünüz anaya, babaya, kardeşe. Kardeş olmayınca çok zahmet çekmiş rahmetlik. Eyle ya Rab sen tecelli, nuru Kur'an sönmesin. Hakka daim sen zahir ol, ehli iman sönmesin. Barigâh-i kudretinden biz necat ummaktayız. Sûre-i İnne fetahnâ sırrı bir an sönmesin. Ulu dergâhına tuttum da ilahi yüzümü. O Rahim eşfak olan vadine diktim gözümü. Beni benden daha âlâ biliyorken özümü. Şu iki cümleye hasrettim efendim sözümü. Malik'e emrederek tuzağına atma bizi, fahri cihan hürmetine yakma bizi. Cürmümü terifim, halimi ettim ifşa. Sana isnad edemem, zulmü hem etmem haşa. Başımı şimdi vuruyorum nedametle taşlara. İşte ikrarı zülüp etmekteyim haysü teşâ. Malik'e emrederek tuzağına atma bizi, fahri cihan hürmetine yakma bizi. Sarıgöl diye bir yeri var Erciyes'in batı tarafında. Orada çadır kurduk biz. O zaman halan demek
6 yaşında falan mıydı? 5 yaşının üzerindeydi herhalde. Oynaşırlardı bizim bu gelin. 2,5 yaş küçük Ahmet'in karısı. Halandan. Beraber oynaşırlardı. Biz bayağı şeydik yani. 43-44'lerde ben deve güttüm. 43-44 He, yani. 1943-44'lerde deveye gider oldum ben yani. Daha çocuktu Arkadaşlarla he. galiba. Üç tane devemiz vardı. Birine göçtük mü beni bindiriyorlardı. Devenin sırtının şeyine, yükün arkasına bindirirler. Onunla ben yol aldım yani. 5-6 yaşına kadar. Ondan sonra nenem rahmetlik de Fethiye'de öldü. Suriye'den geldi ya Ahmet dedem Yemen Harbi'nde kalınca. Evet. Şimdi 5 yaşındayım nenem öldüğünde. Ahmet 1 yaşında, Ahmet Bilbil. 4 yaş var Ahmet enem bizim aramızda. Neyse. Tabi öldüğü yere konuyor. Bizim aşiretin köyü yok, mekanı yok. Bugün burada, yarın şurada. Malınan. Nenemin mezarını şimdi 5 yaşındayım ama gittiği muhit gözümün önünde duruyor. Öldüğü mezar yeri. Şimdi geldiğim mezar yerini bulurum yani. O kadar belli bir yer yani. Oldum peki. İlim tahsili olmadı. Bir şeyi yaptık ya hani Kur'an tecvid talim okuduk ya Ceyhan'da. İmam Hatip okulu açılınca bizim adamı aldı götürdüler. Kur'an tecvid öğretmeni. Oradan biz tabi şey yok işte. Diploma falan olmadığından biz gidemedik. Kalıverdik malın yanında gayrı. Öğrendiğimizi unutmamaya çalıştık. Elhamdülillah ben kaybetmedim. De askere gitti. Askerden gelince de lan Yusuf meydana geldi. Yusuf'un böyle bir kız çocuğu. Ben onu göremedim. Ben askerden geldim. 33 gün izin aldım. Çanakkale Ezine'den geldim. Ezine'den geldim. İlla alalım gelini dedim ben de. Halanı. Ben eve koymadan gitmem dedim. Milletin gözüne batmaya başlamış. Haset millet, cahil millet. Ben de sonra dedim, bacım belaya koyma dedim. Ben dedim, şeyimi alacağım dedim, nişanlımı anama teslim edeceğim dedim. Deden rahmetli adam gönderdik buradan gayrı. Dedi, böyle böyle diye demiş hoca demişler. Ne yapmak demiş, olsun demiş adam da. Halam öyle mi demiş? He, Zeynep nene de. Halana laf yok daha. Ha. Halana kim ne dedi? Halan babasını anasını ne derse orada halan. Neyse. Oldu hemen. Al takka, ver külah, ufak tefek bir şeyler aldık. 6 tane Reşat altını aldık. Takı olarak. Evet. Küpe. Vay rahmet. Getirdi ki 12 gün mü 13 gün mü beraber kaldık gittim askere çektim gittim geri. He. Sen izindeyken evlendin. He, izine geldim evlendim. Bitmedi yani. Anama teslim ettim. Alan gittim. Velhasılı vel kelam aldım aldım gittim. Anama teslim ettim gittim. Burada değil mi? Bu evde. He bu Bu evde. ev. He bu evde. Bu evin duvarını 52-53 53'te yaptık. 52 ile 53'ün arasında yaptık bu duvarı. 1952-53. Üstünü de 1954'te örtüldü. Ben askere gittiğimde. Elhamdülillah.
Doktor bilmem ben fazla. Doktordan çok çektim ben ama de hatırlamıyorum. Sen Allah lütfetti hatırlamıyorsun. yani. Şimdi gene kuş gibiyim. Ben üçüncü kata merdivensiz çıkar giderim ya. Çok iyi. Ne demek bu nimet yani, ben binlerce defalarca şükretsem az Allah'a karşı. Temizlik bir, ibadet iki, hareket üç. Elhamdülillah Allah'ın bir lütfu ya, bu benim yaşımdaki adamlar yerinden kalkamıyor bırak. Traktörle gezip tarlada çalışmayı bilmem, camiye gidip gelmeyi. Efendim, Allah'ın izniyle Allah'ın kelamını okumayı. Aşık Yunus seni ister, lütfile cemalını göster. Cemalını gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ı. Hutben okunur minber iklimi Bağda, hükmün tutulur mahkemeyi ruz-i cezada. Gülbengi kuddumun çalınır arzu semada. Sen Ahmedi Mahmudu Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyedsin efendim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Şu an günüm şükür, çok şükür edeyim. Evet. Namazdan sonra kalktım mı, biraz dinlendim, hava açıldı mıydı, kalkıyorum. Selim'le Rüstem'i uyandırmadan çayı yapıyorum. Evet. Çayı yapıyorum. Haydi oğlum kalkın diyorum. Sofrayı hazırlıyor Selim olursa. Evet. Selim olmazsa ben kendim bir şeyler ayarlıyorum. Oluyor yani. Ondan sonra giderim. Saat mesela 7.30-8'de giderim. 10'a kadar otlarla uğraşırım. On oldu muydu hava ısınır tabi, gelir bir yeri. İkinin namazını kılarım saat 5.30-6'da gene gideriz beraber Süleyman'la. Ava giderdik bu dağlarda, Allah ayağımın değmediği yer yok. Tabi tabi fazla yerleşim de yok, böyle tahribat da yok, taşmaş üyüden yok hiç. Dağlar, orman çok güzel, tam Allah'ın yarattığı şekilde duruyor yani. Ne diyeyim, Mehmet'im benim. Allah selamet versin. Allah herkese hayırlı günler, hayırlı ömürler nasip etsin demekten başka bir şey diyemem yani. Allah herkesi iyilerle karşılaştırsın diye dua ederim. Ufak tefek şeylere de sabırlı davranmak lazım. Sabır müminin en büyük silahı, tesirli silahıdır. Yok. Gitti eskiki nerede? Hatır gönül kalmadı. Kırış kırış. Bu havluda biz üç kardeş, her birimizde 7-8'er çocuk var. Hiç kavga etmediler birbirleriyle. Yarıl cırıl oynarlardı. Başehir'den de gelirdi. Çocuklar, ne bileyim hiç. Kavga etmezlerdi yani. Bu nasıl bir iletişim oluyor? Hümmeti sen tanıyın Hümmeti. Evet. Hümmet'in anası benden bir yaş küçük. Hı hı. Kardeşi de 1.5 yaş büyük benden. Hı hı. Yaşıyoruz aşağı yukarı. Evet. Öldü, rahmetli oldu Hümmet'in dedesi. Anasıyla oynarız böyle. Bizim tam çiftliğin karşısında çadırlar olur. Ulan arkadaş oynarken zingar yapar.
Sigar yapar, bir cırma kadar yüzüme. Haydi. Ben kaçarım. Ana, ana, ana. Elif benim yüzümü cızdı. Kaymak çaldı. Krem de süt kaymağı. Anam süt kaymağından böyle çalıverir. Tamam, iyi oldu. İyileşir miydi peki? He? Yani gerçekten iyi gelir miydi o süt kaymağı? İyi geliyor muhakkak ki. Yahu çok fenaydı ya. Şimdi kendine söyledim. Abo diye. Ya işte çoluk çocuğa karışınca biz öküzle beygir sürdüm, sit sürdüm ben. Evet. Öküzle. Tek saban. Ondan sonra abim askere gitti. Beygirine sürdüm bu sefer. Beygir aldık. Ahmet tabi benden biraz daha küçük. 4 yaş. Ondan sonra devam. Beygirle tek düğen sürdüm ben. O zaman ekinlerimizi orak makinesi biçerdi. Evet. Deste yapar atardı kenara. Yahut da onun varamayacağı yerleri elinden orakla biçiyorduk zaten. Bayır yerleri. O şekilde devam ettik. Motoru alınca Allah'a şükür rahata kavuştuk. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibetu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Allah'ım ya Rabbi, okumuş olduğumuz, söylemiş olduğumuz kelimelerimizi Allah'ım sen rahmetle kavuşan ana baba, evladı ayal, bir cümle ehli imanın ruhuna hediye ediyoruz. Allah'ım sen kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri zorluklarla karşılaştırma Allah'ım. Hayırlı ömürler, hayırlı uzun ömürler ihsan eyle, sağlıklı ömürler ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım bütün geçmişlerimize rahmet eyle, bizleri ahir nefeste imanla göçmeyi nasip eyle. Allah'ım cümle geçmişlerimizin ruhu için, sağlarımız selameti için Allah'ım. Kaza ve belanın defi için, hayırların fethi için hediye ediyorum. Allah'ım sen kabul eyle. Allah rızası için. El-Fatiha. Ma'as-salavat. Allahümme salli.